Tamam kanka geliyorsun da ne yapayım? 3 kişiye mi gireyim? Yukarıdan da adamlar geliyor. Geldim, gir gir gir. Alırız burayı. Çok güzel. Divan hoş geldiniz arkadaşlar. Garen oynuyor olacağım bu sefer. Top lane'e gideceğim. Karşımda sanıyorum Urgot olacak. Eğer bir sürpriz olmazsa çok büyük ihtimal öyle olacaktır. Karşıda full AD bir takım var. Oyunun böyle 25. 30. dakikasından sonra artık ben kolay kolay hasar almıyor olacağım. Tabii takım rakip takım böyle 5-0 5-0 5-0 gitmezse bu durum böyle olacak. Eşit giden bir oyunda ben çok fazla ağırlığımı koyabileceğim oyun sonunda. Şimdi karşılaşma başlayacak. Başlamadan önce Garen hakkında bir iki şey söylemek istiyorum. Garen benim bir bakıma çok sevdiğim, bir bakıma hiç sevmediğim özellikleri olan bir şampiyon. Sevdiğim kısım şu. Bağırma çağırma geçsin. Tamam. Sevdiğim kısım şu, oyuna başlayan insanlar için çok güzel bir şampiyon. Çünkü hani sürekli kafaya atılan skill'leri var, böyle yetenek gerektirmiyor çok fazla. Bu açıdan bence oyuna başlayanlar için çok 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 yararlı bir şampiyon. Bu adam neden buraya gidiyor şimdi bilmiyorum ama ben mid'e gideceğim gibi. Mecburen böyle olacak. Neyse hiç şey yapmayacağım ben. Hani atıyorum ne bileyim burada işte Veigar'dır, Tristana'dır falan az çok yetenek gerektiriyor. Yani Tristana biraz düz vuruş gibi düşünebilirsiniz ama atmalarınız, ultiniz şudur budur, belki Mastery'i bile zordur. Ben önce bir düz vuruş, sonra... Tüh, FB bende kalsaydı da Yasuo biraz saçma oynadı orayı. Neyse, biz asistimizi aldık. Bu benim sevdiğim yön Garen konusunda. Böyle 3-5 tane şampiyon olması iyi, yani böyle kolay oynanabilir ki oyuna yeni başlayan adam sıkılmasın. İkinci olarak ama sevmediğim yön ise bu kadar basit bir şampiyonun bu kadar fazla vurmaması gerekiyor. Q'sundan gelen bir susturması var. Çok fazla hasar var. Ondan sonra ultisi gerçek hasar vuruyor. İnanılmaz fazla vuruyor. Tank kastınız takdirde bile çok fazla hasar çıkartabiliyorsunuz. Dodge'ladık. Onu kuleden yemeseydim iyiydi de. Ben Yasuo'yu dövmeye çalışacağım ama pasiften de yararlanmam lazım. O yüzden çok fazla üzerine gitmemem lazım. Gayet de fazla vuruyor ya bu adam. Tamam güzel. En azından tutuşturunu almış olduk. Buradan bir yardım gelirse çok rahat alırız. Ay cana bak. Girer miydi acaba? Girmedi. Biraz korkak davrandı. Tüh. Çok kötü. Tamam bu Mastery bu adamı alır mı? Pek ümidim yok ama. Flash'ı falan var Mastery'nin. Flash'ı da yokmuş. Ultisi de yok bizimkinin. Tamam çok güzel çok güzel. Aldın mı? İyi harika. Orada ultiyi artık hani öyle atacağım dedim yani, hani alır mıydım almaz mıydım belli değildi ama. Güzel. Gir kanka buna da. Tamam çok güzel. Orada biraz KS için ufak ufak bekliyordum. Q'yu biraz daha saklayacaktım ama baktım tamam bu adam ölecek dediğim anda. Saldım zaten. 1-0-2 çok iyi. Böyle bir takım karşısında bizim takımın geriye düşmemesi ayrı bir güzellik. Ben direkt bir base'e döneceğim, ondan sonra geleceğim. Buradan belki bir tıkır falan kovalayabilirdim ama hiç gerek yok. Alacağım bu itemlarla zaten üstünlüğümü koruyacağım. Ben burayı iteceğim, ondan sonra şey belki bota falan giderim. Bizim botun burada kill vermemesi çok önemli. Bir kill aldılar.
Geliyorum kanka. Keşke öyle şeyler yapmasan. Dümdüz kaçsan işte. Niye böyle şeyler yapıyorsun sen Tristan'a? Ah be Tristan, ah be Tristan'a. Ah be Tristan'a, ah be Tristan'a. İki adım kaçsan bana orada bir şeyler yapacağız. Durdun orada, savaştın. Tamam, burada güzel hasar veririm herhalde. Çıktım buradan. Bizim adam biraz tuhaf ya. Tamam kanka, geliyorsun da ne yapayım? 3 kişiye mi gireyim? Yukarıdan da adamlar geliyor. Geldim, gir gir gir. Alırız burayı. Çok güzel. Orada flash'ı attım ama mesafeye giremedim. Biraz korkmuştum. Neyse ki Veigar'da aldı. Biz de buradan biraz itelim. Yani tam Mastery için yapmam gereken en iyi şey buydu. Oradan arkadan dönmek istedim. Buradan bir tane daha tıkır alırız. Tamam, çok güzel. 3-0-4 harika gidiyor. 19-6. Hatta bir tane daha falan zorlar mıyız? Geldim. Burada mı kuleyi alabiliriz? Güzel. Hadi kanki. Öldü adam. Ben dönerim de. Bu adamı alabiliriz. Ne kadar kalabalık arka tarafı bilmiyoruz. Yasuo falan yok. Şuradan kendi kulesini korusa falan Tristan'a güzel olur. 85 minyon. Şu ana kadar en fazla minyonu ben almışım Tristan'dan sonra. Fakat dakikaya göre çok çok da süper değil. Yasuo, klasik feeder Yasuo'lardan bir tanesi gibi sanki. Biraz daha deneyecek sanki ama. Aa, öldün kanka. Tamam, ben buradan çıktım. Ultim var. Şu minyonları alalım. Nasıl da beni kesemezler. Şu anda bende çok fazla armor var. Çok fazla can var. 11 seviye olduktan sonra özellikle çok fazla iş yapacağım ben. Can dolum hızım inanılmaz fazla artacak. Şurayı hızlıca itelim, ondan sonra ben bota doğru gideyim, orada olaylar çıkacak. Geldim 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 geldim, gir gir gir. Okey. Munda'ya doğru gidiyorum şimdi. Bu adamı zaten kesemem derken Munda da ölmüş. O zaman ne yapalım? Şuradan kırmızı falan. Çok iyi. Ben minyon temizleyeyim. Burada olaylar var ama. Tutar mıyız orada o adamı? Aynen. Hiç atmayacağım ultimi. Ultimi atmayacağım dedi ama adam orada 5 canla kurtuluyordu. Top lane'i mi kessek? Hadi bir gidelim, kill peşinde koşalım. Bir Demacia'nın adaletini dağıtalım. Hadi adamım, geliyorum Mundo. Lanet olsun Mundo, bizim takım full AD. Yo, 2 tane AP'miz varmış. Mundo istediği yere gider. Yapacak bir şey yok. Vallahi adam benden hızlı kaçtı. Ben görüş açayım sadece, gideyim Yasuo'ya. Mundo istediği yere gitti. Geliyorum, orayı savaşırız. Bana gerek kalmadı gibi sanki. Geldim 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 gel. Okey. Ben bir adam peşine düştüm. Onlar bütün dünyayı kestiler. Yani belki öbür tarafa girseydim daha şey olurdu ama böylelikle herkesi almış olduk. Ben tanklayabildiğim kadar tanklamaya çalıştım. Bu adam ölür mü? Aha, ölecek. Neyse ki kurtuldu bir şekilde. Şimdi ben buradan biraz can doldurayım. Üzerime gelir mi fikrim yok. Ama benim ultim var. Ben birazcık can doldursam yeter. Saniyede 50-50 dolduruyorum.
Olaylar molaylar. Şu kuleyi alabilsek iyi ya. Adamlar kule temizlettirmiyor. Haydi beyler. Aha. Kuleyi yine ben takladım. Tamam neyse en azından aldık. Ah, ölmedi. Güzel güzel çok güzel. Nihayet alabileceğiz artık kuleyi ya. Hatta belki şu pasifi kullanmadan bile alabiliriz. Onu şey yapmayacağım ben. Rünü kullandırtmayacağım burada. İnhibitör kulesi alırken onu şey yaparız. Tutsa belki girerdi oraya. Hatta tutsa ben kill alırdım ama. Aha. Tamam ben burada belki şeyi keserim. Yani hasarımı o kadar güven, yani savunmamı o kadar güvendim ki orada bekledim. Kili de çalmasınlar diye ultimi şey yaptım orada. Beklettim. Neyse rahat rahat oldu. 2600, 2600'e ben item alabilirim ama 2900 lazım. 300 gold lazım. 300 gold'u nereden alsam? Yine minyondan falan alsam ya. Şu gidelim de kuleyi keselim. Tamam güzel. Çok iyi. Geldim. Oy ne vurdun ne vurdun ne vurdun. Öldü zaten o. Aynen 12-5'miş o adamda zaten. Geldim kanka. Tamam çok güzel. Kule vuruşunda tankladık W ile. Ben bir base atayım. Ondan sonra ışınlanla falan gelirim. Haydi 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 geldim. Oh. Beyler sakin. Daha benim ultim var. Ölmediniz mi gerçekten? Maymun adamlar ölüyorlar. Hadi gel bir tane vuram sana. Ultiyi biraz kötü attım. Şu kule ölsün de. Tamam kule sakin. Kuleye bir tane vurun be abiler. Ben mi vuram? Bana 3-5 saniye yeter burada can doldurmak için. Mundo bayağı can doldurdu ya. İstediği yere gidiyor şu anda Mundo. Hop. Killing spree. Bizim... Oradan bir pentamenta çıkartır bu adam. Ah öldü be. Ah ulan ya. Ah ulan Rıza. Beyler benim ultim geliyor. Beyler bende ulti var. Bu oyun fazla kolay oldu ya. Ben orada slow falan da bastım ama bizimkiler yalan ediyor orayı. Değil mi? Aha. Bizim ADC niye bu kadar hızlı kaçtı ya? Orada hasar vermeye devam etse. Aha öldü o. Ultimi atmıyorum şu anda. Bu adam geriye beni atmasın diye. Alıp çıkabilirim aslında. Aman tanrım görmedim ya. Yani görmedim dedim, bu önceki videolarda bahsetmiştim arkadaşlar. Böyle bazen ekranım gidiyor geliyor. Orada bir saçmalık oldu. Nerede olduğumu göremedim yani, yoksa flash'ta falan çıkardım, bu bahane değil kesinlikle. Neyse bu oyun bitti, bakalım bir oyun sonu ekranına. Hasar ne olmuş? Bizim takım deli gibi hasar verdi. Hani öyle benim hasarım en fazladır diye bir şey diyemeyeceğim. Bir tek karşı bizdeki top lane'in herhalde çok fazla hasar yoktur. 14.6 ile zaten MVP ben olmuşum. Kime versem. Tristana'nın oynayışını sevmedim, o yüzden ona vermeyeceğim. Shaco da kötüydü. Yani verecek öyle süper bir adam yok. Herkes kastı ama Mastery'ye verelim.
S almışım zaten. Bizim takımdan 3 kişi S almış. Hasara bakalım. En fazla ikinci hasar bende. Tristan'ın zaten çok fazla hasar verdiğini görmüştük. Baya baya vuruyordu. Bir tank olarak bu kadar hasar vermek gayet saçma bir durum. Sadece tank kasarak bu kadar hasar veriyorsunuz. Çünkü sürekli kapışmanın içerisindesiniz. Benim çok tasvip etmediğim şeyler. Dediğim gibi oyuna yeni başlayan bir insan için güzel bir şampiyon ama böyle gerçek hasar vermesi, ne bileyim Q'sunun bu kadar hasar vermesi falan bence çok da gerekli olmayan şeyler. Nasıl ki Yuumi inanılmaz fazla hasar vermiyor siz onu support kastınızda, Garen de tank kastında vermesin bence. Bu LoL'ün yıllardır üzerinden kalkamadığı, üstesinden gelemediği bir sorun bence. Şimdi bir bakalım kimlerin hikayesi var kanalda. Garen'in kısa hikayesi var. Garen'in normal hikayesi var. İki tane hikaye var Garen'den. Shaco'nun yok. Mahzarin hikayesi yok. Tristana'nın hikayesi var. Veigar'ın hikayesi şurada olması lazım. Daha paylaşmadım. Ama onların da hikayesi geliyor bu dörtlünün. Ondan sonra Urgot'un hikayesi var. Mundo'nun hikayesi yok. Sivir'in hikayesi var. Xin Zhao'nun hikayesi hem var hem kısa hikayesi var. Yasuo'nun da hikayesi var. Bu videoluk bu kadardı arkadaşlar. 11-1-12 güzel bir performanstı. Zaman zaman kötü oynadığım yer var mı diye düşünüyorum. Son yeri ekranın gitmesini saymazsak gayet fena bir oyun değildi. Bu videoluk bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hikaye önerilerinizi bekliyorum. Bunu yapar mısın falan diye. Bu üstteki hikayelerin şu ikisi en azından istek. Elimden geldiğince istekleri ön plana koymaya çalışıyorum. Bu oynanışlarda da geçerli ama her zaman oynanışı ben biraz da keyif için oynadığım için hani istek çok çok fazla böyle hani sevmediğim şampiyonlar falan oluyor. Her zaman oynayamıyorum ama siz yine de istekte bulunursanız bir değerlendirme şansım olur. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.